aşamada direkt hani kaplumbağalar için savaşmayı tercih edebilirler. Suspect ve Minotaur. Aynen, Minotaur. Çok güzel bir aslında kitle kontrol zinciri de olabilir bu noktada. Rakipten çalınacak ultilerle beraber. Çünkü burada Valentina da çok büyük. Ya bu şeyi hatırlıyorsun değil mi? Yaklaşık bir sene önce falan Farabis Valentina kadar fazla yani karşılıklı oynanırdı ki. İki tarafında takım savaşı komposu bence çok güçlü. Bakalım erken oyunda olacaklar işte. Slow Rush'ın en büyük sıkıntısı buydu mevsim boyunca. Erken oyun. Şu an kaplumbağaya doğru. Dash'den geliyor buraya doğru, dikkatli olması lazım. Strofa değiştirdi formunu. Arka tarafa doğru inecek. 2 oyuncu birden zıpladı. Valentina da kaldı. Dash'den kapattı burada kaplumbağayı. Oy, yine Avalanche'a vuruyor. Strofa Blood Sweat'i alırken ilk kanlı X-Rua'da. Bir Basladı de üzerine kaplumbağa gelmişti. Son bir Dash'e. 2-2. Yerde. Ve Strofa 1 kile daha uzanırken 3-0 artık kaplumbağa ile bir açılış müthiş olabilirdi ama ikili eğitimmek zorundalar. Altın farkına yine dikkatini çekeceğim. Biliyor rakibinin kamplarını almaya çalışacak. Ve oradan bir skor gelmeyeceğinin farkındalar. 20 saniye kaldı. Hemen bir tane baskılama. Belki bir ulti bile kullanılabilirdi orada ama kılını kımıldatamadan işte Valentina farkında. Yine bir skor. 1-0-1. Ve bir daha deneyecekler. Blasphemy kötü pozisyonda kaldı ama oradan çıkacak. Devam pozisyonunda orada bir çekmeye çalıştı ama olmadı. Zora kovalıyor. Zora kovalıyor. Girdi içeri doğru. Suspect'i serten bekle. Suspect'in korkusu yok. Basla. Zıplattı ama dikkatli olması lazım. Hemen bir tane Faramus ultisi geldi. After Dark bir canla basla. Geriye doğru çekiliyor. İçeriye doğru. Aa, çektiler. Blasphemy çektiler. Yakaladı. Baskıladı. Vurdu. Dayan. Dayanamayacak burada o kadar hasara. Canlar da çok az. Yine bir oyuncu yerde. 3'e 2 pozisyon. Tekrar Titan içeride bir hamle deniyor. Ama kaplumbağanın kaybedildiğini belki de söyleyebiliriz. İyi oyun. Lograş savaşı yavaş oynadı. Her ne kadar başlangıçta böyle bir sayı eksikleri varmış gibi gözükse de yavaş yavaş oynayarak biraz da Faramis ultisinin avantajı da beraber de bir kahraman, onu da söylemek lazım. Öldürmesi, karşı durması kolay değil. Evet, şimdi bir sonraki kaplumbağaya 40 saniye civarı bir süre kaldı. O kaplumbağadan olacak tempo bence çok belirici olabilir. Nexu'ya bakalım. Geri dönmeyi başarabilecek mi? Ya da durdurlar. Of of of, of of! Mükemmel pozisyon. İstenen isimli Branko. Bir skor var. Yani Blood Sweat kit sahnedir. Getiriyor evinden, alıyor rakibini ve servis ediyor takıma. Blood Sweat bu noktada Franco ile gerçekten çok iyi bir iş çıkarıyor. Alınan bütün skorlarda katkısı var. Şu ana kadar %100 skor katkısıyla oynuyor ve rakibi sürekli zora sokuyor. Topa. Altı denedi ama olmadı. Dash'den tekrar şöyle bir içeri küçük çaplı dürtme gönderiyor. 3K'ya kadar altı fark geldi. Yani dakika 7'de bu gerçekten önemli bir fark. Şimdi kaplumbağa için fightlamak isteyecekler. Tezide bekliyorlar, tezide bekliyorlar şu an. Yavaş oynuyor. Yine slow rush. Dikkatli olunması lazım. After Dark mid tarafını ittirecek. Dash'den dönmek zorunda kaldı. Titan Suspect arkadan yaklaşıyorlar. Titan hemen bir tane pozisyon arıyor. Strofa döndürdü formunu. 2K'ya kadar inmişti. Bakçede kaldı. Kaçmaya anlatansız bir pozisyon. Suspect geri çekilmek zorunda. Elde bir tane ulti var. After Dark kovalamaya devam edecek ekiple beraber. Suspect yine baskılandı. Kulakaç ikinci killini kopartıyor buradan. Ve bir anda Slow Rush dominasyona başladı. Kulakaç'ın orada Titan'a verdiği hasar çok önemli. Titan o hasarı yemese belki orada başlayacaklardı. Zorlayacaklardı. Şimdi yukarıyı denemek istiyorlar. Tekrar baskılama. Suspect'in üst çıkıntıda iki oyuncu birden zıplayacak. Suspect hayatta mıydı? Hayır. After Dark bir ışınlar, bir ski ve iki de iki geldi bir anda. Strofa yok oluyor. Titan toparlamaya gelecek. Çıkacak mı oradan? Dayanabilir mi? Zoradan son bir dokunuş lazım. Bir susturma. İkinci havada. Bay Mavi dayanıyor. Can çalıyor ama Vassan'ın buna itirazı var. Nexu'ya birer birer dağıldı. Birer birer burada yok oldu adeta. 5K'lık bir fark ve üstüne Lord geliyor. Ya Blasphemy görünmez geliyor. Rakipten yine bir kişi yalnız çaldı, çaldı! Titan! Çaldı, yine yaptı yapacağını. Yine Kulakaç. Neredeyse imkansızı Kulakaç getirecekti çok burada. Sinirlendi ve alamadı da. Ve o pozisyonu bir de ışınlarını kullandı. Titan. Çok büyük hata. Ama.
Blotvet içeri doğru hamlesini yaptı. Tekrar bir baskılama var. Strofa yarıcan zıplattı. Blotvet geldi mi? Hayır. Kulak kaç Strofa'yı indiriyor. Bir ulti geldi arka taraftan. Vaxa baskılayacak Titan ve Bay Mavi'yi. Kendisi burada birazcık sabitlenmiş durumda. Zeyşen arkaya kadar çekildi. Titan düşebilir. Bir can hayatta kalması lazım ama kulak kaç izin vermedi. Kulak kaç çok vuruyor. Strofa yok. Titan yok. İki oyuncu yerde ve Slow Rush bu sefer çoktan orada aldı bile. Bu sefer çaldıramazlar artık yani. Titan da yokken herhalde çaldırmazlar. Yok. Evet, o tarafa doğru gelen kimse yok ve Slow Rock çok önemli bir savaşı kazanıp üzerine Lord'u almayı başarıyor ve belki de maçı kazanmak için çok önemli bir eşiği geçmiş oluyor bu noktada. Sert pozisyon. Dikkatli olunması lazım. Şimdi orta tarafta tabii şöyle bir problem var. Kuleler gitti dedik. Üste dayandılar. Yani üst kuleleri düştüğü saniye güçlenmiş milyonlarla gelecekler. Birisi için hiçbir şey harcamalarına gerek kalmadı. Lord yaklaştı. Kafasını atacak Zora. Burada ikinci üst kulesini bedava getiriyor. Bitirmek zombi istiyorlar direkt. Zombi acaba dayanma gelir çekti, mi? Yine çekti. Yine bir baskılama. After Dark yok edecek burayı. Dört kişi havada. İkinci bir zıplatma ama sıfır etki var adeta. Bir susturmak hiçbir şey ifade etmeyecek. Üste doğru geliyorlar. Son vuruş çok yakın. Ve serinin ilk mücadelesinde Slow Rush. Next Dream karşısında galibiyeti alıyor. 1-0'a geldik Johnny. Geldik. Devam etmek için tıklar mısın? Çünkü hakikaten şu an yani tıkladım. Slow Rush yerinde olsam spamlardım. İlk aşamada Slow Rush Next Run yapmak istediği şey izin vermezse o zaman bence sıkıntıya düşebilirler. Evet kabzun çok iyi gözüküyor ama ben Slow Rush'ın çok böyle cevapsız kaldığını düşünmüyorum. Medya. İsteyecek Zeyş'ten arka tarafa doğru tekrar şöyle bir yoklamak istiyor. Vassa ile Zora'nın arasında kaldı. Kaplumbağa 4 kayka dirilmiş durumda. Suspect yan taraftan yaklaşıyor. Bir anda taşlaştır geldi. Titan bir anda Kaplumbağa kimde kılır? Zora ilk Kaplumbağa'yı alıyor. Strafa ilk kanla birlikte hemen bir karşılık verecek. Birebir bir takas burada söz konusu. Zora'nın dikkatli yeniden olması lazım. Zeyş'ten son bir dürtme var ama Strafa kaçarken Suspect'in canı azalmışken pek fazla bir şey çıkartmadı ya da 3 kere aldıysan 4.'ye artık rakibin eli titremeye başlar. Bir ufak Bay Mavi dikkatli olmaları lazım. After Dark'tan burada önemli bir hamle geldi. Bir sabitleme. Suspect ultisini kullanmıştı şimdi. Zorlamaya devam edecekler. Titan üst taraftan sanırım kuleye almış. Biz tam olarak görmedik. Hayır ortaya almışlar. Bir de kovalamak istiyorlar burada. İkinci bir tane skor gelir mi? Strofa Zora'yı indirmiş. Ve yani Bloodsweat'in de önünü kesiyorlar. Slow Rush çok fazla bir şey kaybetmiyor gözüküyor ama yavaş yavaş altında geriye düşüyor. Nexvia alt tarafta herhangi bir şey verdi. İşte Kaplumbağa gidiyor bu arada. Titan Kaplumbağa'yı aldı. Burada tamamen oyalamaya başladılar. Bloodsweat biraz fazla önde ve birazcık fazla agresif. 4'ü 3'ten hiçbir çekincesi yok şu anda. Zeyş'ten düşecek. Olmalıydı. Zeyş'ten bir can kulak kaç. Son bir vuruş ulti etkisi. Suspect yere düşmedi ama skoru da alamadı. Zeyş'ten birazcık fazla zorladı orayı. Kulakacı zaten desteği gelecekti. Şimdi Suspect'le beraber kullanmak istiyorlar. Ulti! Girdi kule altına bir tane ultisini de kullandı. Son bir kez Zeyş'i de düşürecek burada ve yani birebir takas pek geçtikleri şey değildi. Belki ikiye bir birazcık daha iyi olabilir. Son bir oyuncu daha hayatta kalırken Nexia 4'e 1'e getirdi konumu. Ama gelişmiş Lord'la beraber, o kafa atan Lord'la beraber üst kulesini savunmak pek rahat olmayacak. Çünkü yan koridorlardan da bir şey çıkartamıyorlar. Biz bunları anlatırken kulak atış da düşmüş. Bloodred yarı candan son bir dokunuş. Tabii ki Zeyş'ten gelecek. Yani iki kule arası şurada Lord'u almadan itse iter artık. Bir Lord daha geliyor. Bedava. Evet. Çok yani, çok bedava. Bilmiyorum. Zora denemeyecek gibi hissettiriyor yine. O alt tarafta hiç olayla alakası yok. Ya şöyle mesela Matilda alındı. Ben çok etkili görmedim açıkçası. Yuzong savaşlarda hiç kullanamadılar. Ya bir beşli bir girseler bir şey olacak da. Şey çok geri yakalanmadan düştü. İlk maçın aksine kulak aç acayip geri düştü. Rakip nişancıya göre çok geride hissettiriyor ve geride oynuyor. Pozisyonu tamamen Strofa'ya bıraktılar. Rakibin güçlendirmelerine de çöküyorlar ve hani kaynak alamadığı bir durum söz konusu. Hiçbir orman kampına ilerleyemiyorsun. Bütün koridorlardaki minyon dalgalarını kaybediyorsun. Nexia bunları çok iyi dinayliyor.
haliyle orta taraftan gelen şu anda Lord'u da tutabilecek bir yani eşya dizilimin yok. Çok zor savunma. Kafayı da atacak burada. Geldi. Titan içeride. İki kişinin arasında kaldı. Hatırlarak tamamen uzaklaştırmış durumda. Bay Mavi kuleyi yıkan son vuruşu yapıyor. Bir ultiyle beraber sırfa geldi. Çıldırmış ve üstün gibi. Arkasında iki ama oyuncu adeta mi? Evlerini hapisesi o hapisten çıkartmıyor. Şimdi o evin kapılarını kıran isim After Dark oldu ama iki tane üst kulesi gitmişken artık oyunun sonunun geldiğini görebiliriz. Lord bir kafayı da acaba burada üstü hasar mı diye bakıyorum ama 47 canlıyken yok, son dokuz kişi yapacaklar. Maç henüz bitmiş değil ama 3 tane üst kulesi de kaybedildi. Yani de dönemiyor. Oh, sert pozisyon. Suspect havada kaldı bir anda. İki oyuncu birden sersemedi. Bir candalar nefsiyo için. Acaba oyunu kaybedecek fark olabilir mi? Bu seri 2-0 olabilir. Slow Rush neler yaptı? 2-2 geldi. O olay çok farklı bir noktada. Geçilecek mi? Bir anda oyun tekrar tersine dönüyor. Bay Fatsa Mavi. Arada kalabilir. Milyonları götürüyor. Yandan bir destekle ve Titan base atmak zorundayken oyun yine bitmeyecek. Nasıl bir karambole döndü bir anda. Yani Suspect şu an vuruyor üstüne. Onu tutmaya yok. Çalışıyorlar. Yok. Yok yok çıkacak yok, çıkacak. Milyonlar bitti. Bassa 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 düştü. Bay Mavi aldı bir anda. Zeystan hemen sakatlanıyor. Glosset kovalamak isteyecek son bir sersemme etme. Etkili mi acaba? Yine bir Moğol atlısı pozisyonunda. Ortada bir şeyler oluyor. Yine bir Moğol oluyor. Oyun bitmiş. Ne zaman nasıl? Nerede? Lord. Boşta kalan Lord. Ortada bir şeyler oluyor demiştim ve sonrasında Lord maçı bitiriyor. Johnny görmedim bile. Görmedim bile. Hiç beklenmedik. Öbür tarafta öyle bir aksiyon vardı ki, öyle bir savaş vardı ki çok normal.